Evet, biliyorsunuz geçen haftalarda yeni Bond'un Zenci ve Kadın olacağı ile ilgili konuşmuştuk. Yeni Bond filminin fragmanı geldi. Bakalım filmde göreceğiz meşaleyi gerçekten de Bayan Bond'a devredecekler mi? Dediğim gibi yeni Bond serisi açıkçası çok umurumda olan bir seri değildi. Biraz daha umurumda olan bir seri Star Wars ve bunun da maalesef son senelerde yükselen feminist akımına kapılması. Biliyorum feminist arkadaşlar gerçek feminizm bu değil diyorlar. Farkındayım ama ne söyleyeceğimi yani ne sıfat koyacağımı henüz bilemiyorum. O yüzden feminist diyorum şimdilik. Ne diyeyim, kötü feminist mi diyeyim, aşırı feminist mi diyeyim, femperen mi diyeyim? Filmin proje yöneticisi bir kadın. Belki onun da etkisi olmuştur. Farkında mısınız arkadaşlar? Aranızda kadın düşmanı olan var mı? Aranızda kadınlar otursun oturduğu yerde diyen var mı? Aranızda hiç bak hiç içinden şöyle bir şey geçirmiş olan var mı? Ya filmlerde de güçlü kadın karakteri olmasın istemiyoruz. Böyle bir şey düşünen var mı? İçinden böyle bir şey geçiren var mı? Ama nasıl oluyorsa böyle bir şeyin olduğu iddia ediliyor ve bu gizli kadın düşmanı aksiyon filmlerinde kadın gör... Manyak mısın sen? Aksiyon filmlerinde erkek mi göreyim? Erkeği ne yapacağım aksiyon filminde? Zamanında en çok takip ettiğimiz Fast and Furious serisinde bir ton kadın var ve aksiyonun içindeler direkt. Yan tarafta durup kurtarılmayı bekleyen tipler değil yani. Ben hiç hayatımda görmedim. Biz kadınları işte aksiyon filmlerinde görmek istemiyoruz. Kadınları başrolde görmek istemiyoruz. Kadınları kahraman olarak hiç hayatımda görmedim. Bu yine hayali büyük ihtimalle İngiliz homoseksüel derin devletinin gizli binasının yanında da bunlar var. Gizli kadın nefret ediciler. Blockbuster'larda kadın görmek istemeyenler diye. İçinizden böyle düşünen olduğunu sanmıyorum. Peki ben dahil birçoğumuz bu filmlerden nefret ettik. Bu filmlerden ızdıraplandık. Bu filmlerden komiser Shakespeare'lendik. Ve bu filmleri sevmediğimiz için ciddi ciddi suçlu hissetmeye biraz başlıyoruz değil mi? Çünkü bizi suçlu hissettiriyorlar sürekli. Devamlı aynı şey. Yani bir filmin mesela kadın versiyonu. Beğenmiyorsun. Diyorlar ki sen kadın düşmanısın. Bir filmin daha önce de kadın versiyonu ama bu sefer feminist versiyonu. Beğenmiyorsun. Sen kadın düşmanısın diyorlar. Bir filmin daha önce erkek kadın karışık olan bir filmde en güçlüyü kadın yaptıkları bir versiyonu. Seyrediyorsun beğenmiyorsun diyorlar ki sen kadın düşmanısın. Bir noktada sen de suçlu hissetmeye başlıyorsun değil mi? Lan ben bunların hiçbirisini beğenmiyorum. Acaba bende mi bir sıkıntı var? Sizde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Filmler gerçekten de bok gibi. 80'lerin 90'ların güçlü kadın karakterlerine baktığınız zaman yani Sarah Connor gibi, Alien'daki Ripley karakteri gibi aksiyon severlerin bu filmlere laf ettiğini gördünüz mü? Veya bu filmlere karşı bir antipati besliyor musunuz? Aradaki fark ne? Ben eskinin güçlü kadın karakterlerine baktığımda ve bunları yeni dönemdekilerle karşılaştırdığımda yani yeni dönemin kadın güçlendirici film dedikleri filmlerle karşılaştırdığımda şunu görüyorum. Yeniler güzel olduğu için patron tarafından müdür yardımcılığı verilen sekreterin ya da zengin yaşlı biriyle evlenen ve onun mirasına konan bir altın madencisi kadının güçlendirilmesine benziyorum. Yani herhangi bir çaba sarf etmeden sadece kadınlığını kullanarak başkaları tarafından yükseltilen, yüceltilen ve buna da son dönemde kadın güçlendirme denilen filmler. İş hayatında kadın olmanın evet zorlukları var ama kadın olmamanın da zorlukları var. Madalyonun iki yüzü var ama şu an sadece tek yüzü gösteriliyor. Evet, güzel bir kadınsınız. Sevgiliniz, nişanlınız, hiçbir şeyiniz yok. Sadece işinizi yapmak istiyorsunuz ve güzel olduğunuz için iş yerinde sürekli rahatsız edilebiliyorsunuz. Bu kötü yanlarından. Ama bir de şöyle bir şey var. Sürekli arkadaşlardan aldığım şu tür mesajlar da var. İşe girecektim. Çok yeterli olduğum halde beni işe almadılar. Yerime doğru düzgün hiçbir şey bilmeyen bir kadın aldı. Ama kadın güzel. Bunu çok görüyorum. Kendim Aikido'ya giderken şunu hatırlarım. Ben aşırı ciddiye alırdım Aikido'yu. Yani hastayken de giderdim. Ateşliyken de giderdim. Yazın Seferihisar'a gittiğimiz zaman Seferihisar'dan git gel yapardım. Üşenmezdim yani. Pek göz önünde olmazdık ama. Ve hayvan gibi çalışırdım. Bir iki tane kız vardı. Bir tanesi sürekli gelirdi. 250 gram teknik yaptığı zaman herkes takdir ederdi. Herkes alkışlardı. Yurt dışından yabancı hoca geldi. O bile dönüp ona söylemişti. Senin gibi insanların gelmesiyle gurur duyuyorum diye. Hatta ben olayı anlattım bir kere. Dedim ki işte bizi çok sevdi hoca. Sizin gibi insanlarla gurur duyuyorum falan. Hemen kardeşi düzeltmişti. Hayır, sana demedi onu. Benim kardeşime, kız kardeşime söyledi diye. Peki abi, bunu da çok görüyoruz. Bakacak olursan teknikleri falan iyi miydi? Hayır. Hayır ama kızdı. Tek özelliği o. Tek özelliği kız olması. Aa, kız yapıyor. Şimdi bakın işte 80'lerin güçlü kadın karakterleriyle
Şimdikilerin arasındaki fark bu. Rey çıkıyor. 1000 tane yeni Jedi gücü veriyorlar. Ortada herhangi bir çalışma yok. Hiçbir şey yok. Nasıl öğrendi bu kadar gücü? Yani bu iş bu kadar kolay olsaydı sokaktaki herkesin Jedi olması gerekirdi. Herhangi bir şey dediğin zaman kadın düşmanı oluyorsun ama. Sadece bu değil. Bir de üstüne erkek düşmanlığı var bu filmlerde. Ghostbusters 2016'da, Batwoman'da. Bunların birçoğunda bir de üstüne erkek düşmanlığı var yani. Terminator Dark Fate gelince seyredeceğim. Bakalım ne kadar ızdıraplanacağım. Konuyu seyreden video kanallarından konuyu detaylı bir şekilde öğrendim. Yine aynısı. İşte filmin sonuna kadar diyorlar ki bir Meksikalı kadın onu koruması gerekiyor Terminator'ün. Tabii ki bu sefer Terminator de kadın. Kesin sen bir erkeği doğuracaksın. O erkek de insanlığı kurtaracak. En sonunda spoiler anlaşılıyor ki o Meksikalı kız ve böyle herhangi bir özelliği de olmayan bir yerde çalışan Meksikalı kız insanlığı kurtaracakmış. Zaten ilk başta yani Terminator 1'de de çok aşırı mantıklı gelmiyordu. Bir kişinin bütün insanlığı kurtaracak bir lider olması. Tamam belki bir ihtimal ama iki kere arka arkaya aynı konuyu yapmaları aşırı saçma. Gerçekten bir kişiye mi bakıyor? Gerçekten o Meksikalı kız ölse insanlık bitecek mi? Daha da önemlisi öyle bir özellikler gösterirsin ki olabilir imkansız değil yani. Kadın mesela aşırı zeki olur. Kadının stratejik zekası müthiş olur. Bazı şeyleri olur yani. Bunu görürsün. Bunların hiçbirisi yok. Sadece sen insanlığı kurtaracaksın. Diğeri Rey. Hiçbir şey yok. Sadece işte sen bütün Jedi güçlerine sahipsin. Öteki Batwoman. Batman'in bütün eşyalarına kondun. Artık onlar senin. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bu şu anki kadın güçlendirme filmleri, kadın güçlendirme filmleri değil aslında. O zamana kadar ki erkeklerin özelliklerini alıp bir kadına yüklemek. Captain Marvel da öyle aslında. Bunlar kadar rahatsız edici olmasa da. Birisi çok güzel söylemiş. Şimdiki kadın kahramanlar Steven Seagal'in kadın versiyonları gibi. Harbiden de öyle. Steven Seagal filmlerinde, adam bu arada hala film çekiyor, herhangi bir heyecan yoktur. Çünkü Steven Seagal'de çok müthiş bir ego var. Dayak yeme falan yok adamda. En son bölüm sonu canavarlarına bile gelirsin Steven Seagal'e vuramaz. Ondan iyi dövüşebilecek, ondan iyi yani onu zora sokabilecek bile kimse yok filmde. Bu tür filmleri gördüğüm zaman ciddiye alıyor muyuz? Almıyoruz. Bu bizi erkek düşmanı yapıyor mu? Ya da işte aksiyon filmlerinde erkek görmek istemediğimiz için mi bunu söylüyoruz? Hayır. Tırt olduğu için. İyi yapıldığı zaman neden sevmeyelim? Birkaç sene önce Mad Max Fury Road çıktı. Seyrettim falan, çok harika bir film diyorum. Birkaç sene sonra şey dediler. Feminist imgeler barındırıyor diye bir yazı okudum. Aa dedim, öyle miymiş? Hiç düşünmedim bile. Charlize Theron'un Mad Max'in kendisinden daha aktif rol aldığı bir film aslında. Ama düşünmedim bile. Neden? Çünkü gerçekçi. Olabilecek bir şey. Saçmalık değil. Sırf feministlik olsun diye yapmamışlar. Ve aksiyon sahneleri iyi. Şimdikilerde bunların hiçbirisi yok. En önemlisi şu. Kaliteli bir film nedir? Bence şudur. Bir hikaye yazarsın. Bir hikayen olur. Kafanda bir hikaye olur. Onu filmleştirirsin. Kalitesiz filmde şu. Bazı mesajlar vermek istersin ya da bazı amaçların olur. Dersin ki mesela şu anda feministlik çok tutuyor. Biz de feminist bir film çekelim. Ondan sonra bakarsın çok tutan franchise olarak neler var? Batman var işte, Star Wars var, bilmem ne. Bunlardan bir tanesini alırsın. Onu ondan sonra biz bunu şimdi feminist hale dönüştürelim. Tamam, dönüştürdük. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bir hikaye uydurmamız lazım. Yani film hazır, konu hazır, imgeler hazır. En sonunda da hikaye yazıyorlar. Ve bu çok belli oluyor. Aradaki fark bu işte. Sırıtmasının sebebi o. Haklı olarak beğenmemenizin de sebebi o. Evet, bu şekilde konuşan feminist arkadaş görürseniz zorla Steven Seagal filmi seyrettirin. Eğer beğenmezse erkek düşmanı olduğu için. Erkekler güçlü olsun istemiyor.